Evet arkadaşlar, bugün Steve Boon'un kısa bir tanıtımını yapacağım. Öncelikle kumandamız bu. Steve Boon ile gelen kutu, siyah kutu ve yanında Türk Telekom'un modemi bulunmakta. Şimdi tek kumanda takıntısı olanlar benim gibi insanlar da. Aman Steve Boon alınır, işte ekstra bir kumanda mı kullanılır diyenler için. Steve Boon çok güzel bir özellik yapmış. Gördüğünüz gibi iki tane açma tuşu bulunuyor kumandamızda. Siyah olanlar arkadaşlar televizyon açıyoruz. Ve kırmızı olanı da TV açıyoruz. Ve şu var. Diğer bir takıntım benim şuydu. HD görüntü kalitesi nasıl olur? İzlenir mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü kalitemiz HD. Ve HD görüntü kalitesinde hiçbir takıntı yok. Takılmıyor. Gayet rahat akıyor. Televizyonda film kanalları var TV'da. Film kanalları gayet doyurucu. Yani sıkılmayacağınız filmler var. Ve görüntü kalitesi de bahsettiğim gibi gerçekten beni çok etkiledi. HD. Ve şöyle bir özellik var. Orada yazıyor gördüğünüz gibi. Görüntüyü başa alıp izleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle gelelim. Mesela TV bu adrenalin 2 kanalında Devlet Düşmanı diye bir film varmış. Okey tıkladığım an TV bu filmi en baştan bize izletme şansı veriyor. Ve bu arada bunları da tekrar kumandamız dönüp ileri sağladığımızda şöyle ileri sağdırabiliyoruz. Şöyle play tuşuna basabiliyoruz tekrar. Ve istediğimiz kaldığımız yerden filmimize devam edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi gayet iyi. Ulusal bir kanala bakalım. Rastgele bastım. Show TV'de gördüğünüz gibi yayın kalitesinde bir sıkıntı yok. Belgesel kanalları, ben sinema paketi aldım 25 lira. Belgesel kanalları da gayet yeter. History Channel. Her televizyonda bulunan TRT belgesel, Yaban TV, Cheese and Peach kanalı. Şu an balık belgeseli var. Nature Channel, Geography. Nature, People, Nature, Wild. Bunda tek dezavantaj benim gördüğüm kanal geçişlerinin yavaş olması. Bunda gayet normal bakıyorum. İnternet üzerinden yayın yapıyor. Uydu yok. Ama o kadar doyurucu ki. İnsanlara yani yetecek yayınlar var diyebilirim. Mesela Discovery Showcase kumandamızda rehber özelliği var. Rehber özelliğine girdiğimizde o an kanalda ne varsa bize gösteriyor. Mesela bir önceki yayın neymiş? Geldiğim zaman örnek veriyorum. Teleskop. Gelip OK'ye tıkladığım zaman bu yayını tekrar TV'den izleme şansım oluyor. Tekrar 5.000 dolara kadar ceza ve gelip okey 2 yıla kadar bastığımda hapiste karşı karşıya kalacak. Bu programda adı geçen şahıslar mahkeme tarafından adalar adına C'ye kadar masum. Yayına dönmek istiyor musunuz? Evet. Yani canlı yayına dönmek istiyor musunuz diyor. Ve geldiğim zaman burada tekrar canlı yayına dönebiliyoruz. Yine spor kanalları sıralayabiliyoruz. Tüm kanallar. Spor. Spor kanalında Eurosport 1, 2, Fox Sports diye bu spor bulunuyor bende. Çünkü spor paketini almadım. Çok sporla ilgilenmediğim için. Ulusal kanallar, sinema kanalları, belgesel kanalları, eğitim,
Da Vinci Learning English Club. Çocuk kanalları da gayet yeterli. İndirdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Kabaca TV bu. Budur. Yeterlidir. Gördüğünüz gibi siyah tuşla televizyonumu kapattım. Kırmızıyla TV'mi kapattım. Tek kumanda işimizi gördü.